Hedeflerin için plan yapmalısın. Ne olursa olsun istediğin bir şey varsa, elde etmek istediğin bir şey varsa bunlar adım atmalısın. Her ne şartta olursan ol, bunlar için koşmalısın. Koşarsan belki elde etme imkanı yakalayabilirsin. Adım atarsan belki elde etme imkanı yakalayabilirsin. Ama adım atmazsan, hiçbir şey yapmazsan maalesef ki yerinde sayarsın, yerinde durursun. Bunun için de bundan biraz bahsetmek isterim sizlere. Biz herkesin bir hedefi, arzusu olabilir ya da hiç olmayabilir ya da bir beklentisi olabilir hayattan ya da hayattan bir beklentisi de olmayabilir. Boş boş takılır hayatta. Hiçbir şey yapmaz. Niye yapayım ki der. Niye geldim ki der. Niye buradayım ki der. Her şey olabilir ama herkes sizin gibi ya da bizler gibi ya da başkaları gibi olmayabilir. Yani herkesin farklı düşüncesi olabilir. Ama konumuz, benim konum, üzerinde kuracağım konu ise bir şey istiyorsak eğer, buna karşı eğer bir düşüncemiz, bir olgumuz, kafamızdan iyi bir şey geçiyorsa bile bunu elde etme imkanımız var. Bu da adım atarak oluyor. Hiçbir imkanınız olmayabilir. Şartlar size iyi gülmeyebilir. Yani şartlar size çok ters olabilir. Çok ters şartlarda olabilirsiniz. Hiç istemediğiniz şartlarda bile olsanız mutlaka kendinizi şartlamalısınız. Neye şartlamalısınız arkadaşlar? Arzu ettiğiniz, hissettiğiniz, istediğiniz bir şeye odaklanmalısınız. Ya her şeyden ziyade bunların aslında giriş yani. Hep demagoji bunların hepsi. Bunlar sadece giriş. Aslında önemli olan şey istemek. Ve sen bunu harbiden istiyor musun? Yani emin misin? Kafaya koydun mu sen bunu? Arkadaşlar eğer bir şey kafaya koyduysanız, yani kafanızda bir şey varsa bunu elde edebilirsiniz. Çok istiyorsanız ama yani gerçekten bir istek varsa bunun için adım atmalısınız. Her ne şartlı olursanız olun. Yoksa olmuyor. Ya olmasa bile örnek veriyorum hiçbir şey olmadı. Denedim. Ya bunlar boş kardeşim. Ben her şeyi deniyorum ama tık yok bende. De olabilir. Bak bu da olabilir ama ileride şu olmaz. İleride keşke demezsin. Ya ne kadar çok keşken varsa işte o kadar çok sen pişmansın. Yani iyi değil. Çok keşkeleri iyi değil. Keşke bunu yapmasaydım. Keşke bunu etmeseydim. Keşke şu olmasaydı. Tamam. Geride kaldı. İleriye bak. İleriye bak. Her şey geride kaldı. Olabilir. Hep ileriye bakmak lazım. Olumlu düşünmek lazım. Arkadaşlar beyin denen şey kendini her gün yeniliyor. Her gün tazeliyor. Milyarlarca içeride arkadaşlar hücre değişiyor. Ağlıyorlar, akıyorlar. Yani her şey değişiyor. Nasıl değişmeyen tek şey değişimin ta kendisi ise hayatta böyle her gün her şey değişiyor. Biz buna bir şekilde ayak uydurmamız lazım. Sen istemesen de her şey değişiyor. Senin elinde değil. Nasıl zaman akıyorsa sen istemesen de zaman durduramazsın. Keşke dememek için de şimdiden adım atmalısın. İstemediğin şeyler olabilir. Adım atacaksın. Kendini zorlamalısın. Bunu zorlayarak elde edebilirsin. Bu zorlamalar sana ileride mutluluk getirebilir. Yani istemediğin şeyler. Ne kadar derler yani erken kalkan erken yol alır. Bununla aynı orantıda siz de eğer kafanızda bir şey varsa bir deneyin derim ben. Naçizane bir arkadaşınız, kardeşiniz olarak. Çünkü ileride imkanınız olmayabilir. İleride adım bile atamayabilirsiniz. Hiçbir şey olmayabilir. Hasta olursun, sökör olursun. Efendime söyleyeyim. Yani evlenirsin, bekarsan, çocuğun olur yapamazsın. Ailen hastalanır, bir şeyler olur. İşsiz olursun. Hiçbir şey yani adım atamazsın. Planlar hep değişir ama zaman bu zaman eğer yani bu zamanda yapmaya çalış. Anı kullanmaya çalış. Her şeyi unut. Geriye unut. İleriye bak. Bir de mümkün olduğunca negatif bir şey varsa etrafında, negatif insanlar varsa hepsini çöpe at, onları uzaklaştır kardeşim. Negatiflikler hep sizi geriye yorar. Yani size pozitif, iyi gelecek kişilerle işte bu filmle olabilir, müzik olabilir. Ya iyi gelen şeylerle ilgilenmenizi tavsiye ederim. Kötü olan şeyden uzak kalmanızı tavsiye ediyorum.
İnsanın her zaman anı tutmuyor. İnsanın kötü şeyler yapmış da olabilir ama değişmek sizin kendi ellerinizde, değişebilirsiniz. Değişmek çok şeyi beraberinde getirir. İyi olumlu değişirseniz de hayatınız tamamen değişir. Hayatını eğer güzel bir sistematik bir güzelliğe oturtmak istiyorsan bu senin kendi ellerinde. Çok şu lafa çok şey yapıyordum ben hani böyle biliyordum. İşte sanki gelip de hayatı ellerinde tepsiyle verecekler. Hani böyle bir şey var ya hani geliyor diyor. Ya elinizde bunlar gelmeyecek, biri tepsiyle getirmeyecek, öyle bir laf var. Ya, tepsiyle gelip size bunu sunmayacaklar, al bakalım hadi geç denmeyeceği için de yine ne varsa sizde var, yine ne varsa bizde var yani biz kendimiz yapacağız her şeyi. Bu böyle arkadaşlar. Bir de şunu unutmayın, yalnızlık, insan yalnızlığa alıştığı zaman hiçbir şeye zor gelmiyor. İleride hep yalnız olacağız, ileride de yalnız öleceğiz. O yüzden yalnızlığa da alışın ve yalnız bir şeyleri başarmaya alışın, alışmalısınız. Her şeyi yalnız yapacaksınız. Buna alışacağız. Yani yalnız başarmalısınız tek başınıza. Kimsenin üzerinizde böyle bir emeği olmadan, böyle bir desteği olmadan yapabilirseniz bu en güzeli. Yani kendim başardım diyebilmek en güzeli diyorum ben. O yüzden de hedefiniz olsun. Hedefinizden de her ne şartlı olursa olun, yılmayın, umudunuzu kaybetmeyin, denemekten zarar gelmez. Düşünün taşının nasıl yapabilirim, ne yapabilirim, bunları bir mutlaka kağıt kalem alıp bir plan, hedef doğrultusunda ilerlemeniz lazım. Bu da sizi bir tık daha ileriye atar, geliştirir. Her konu olabilir bu, iştir, efendim, okuldur, sınavdır, her şey olabilir. Kilodur yani ne bileyim hani. Belirli bir ölçüye koyarsanız sizi biraz daha ileri atacağını düşünüyorum arkadaşlar. Bugün de bundan bahsetmek istedim yani. Bu olguyu kırmamız lazım yani. Bu olgu kırılacak. İşte olmuyor, denememe olgusu. Mutlaka kırın, adım atın yani. Adım atmaya gayrette bulunun. Bu ne diye geçiyor? Hikaye anlatıcılığı. Aslında benim anlattığım şey böyle hikaye anlatıcılığı, konuşma. Konuşma anlatıcılığı, kimisi motivasyon diyor falan ama motivasyon tam değil bu. Bu başka bir şey ama ne var? İnsanın en önemli şey huzuru. Huzursuz hiçbir şey olmuyor. Yani siz kendi iç huzurunuzu yakalamanız lazım ve huzuru bulmanızı ben mutlaka diliyorum. Yani huzurlu bir şekilde kafanızı rahat bir şekilde yapın arkadaşlar ve her şeyi başaracağınıza inanıyorum canı gönülden. Bu dakikaya kadar beni izlediğiniz için ben teşekkür ederim, sunuyorum. Sağ olun, var olun. Görüşmek üzere arkadaşlar.